Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala hayri halkı Muhammedin ve ala alihi ve ashabi ecma'in. Amma ba'd. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Hayrul kelami kelamullah. Ve hayri hadiye hadiye Resulillahi sallallahu aleyhi ve sellem. Bugünkü suratımız inşallah cehennem ahli ve onun suratları hakkında olalı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hadislerden mo'minni ishiga ajablanaman dedi. Ya'ni har bitta hayotda sodir bo'layotgan ish u uchun yaxshilik. Agar Alloh taologa bir yaxshilik bergan bo'lsa, Allohga hamd aytadi, shukr aytadi, unga ajr oladi, yana ziyodalik oladi. Zero Alloh Qur'onda va ista'zana robbukum la in shakartum la azidannakum. Agar sizlar berilgan ne'matlarni shukrni ado qilsanglar, berilgan ne'matlarga shukr qilsanglar, ne'matimni ziyoda qilib beraman. Demek mu'min Allah bergan kuniga shukr qilar ekan, yaxshi kunlarga bir hamd aytar ekan, Alloh ne'matini ziyoda qiladi. Endi agar mu'min bandaga dedi Rasululloh, musibat yetsa, bu ham unga yaxshi dedi. Gunohlariga kafforat bo'ladi va oxiratda bir darajasi ko'tarilishiga sabab bo'ladi. Shu hadisga so'nib aytadigan bo'lsak, la ilaha illalloh Muhammad Rasululloh kalimasiga haqiqiy iymon keltirgan kishi dünyada hayat olan hiç kaçan şikayet kılmasını gerekir çıkardım. Çünkü siz bilen bizi başımızı yitirirken, yakşı gündür, yaman gündür, biz özümüzü ölçeğimiz bilen bu gündür yakşı, özümüzü düşünçemiz bilen bunu yamanda bahalarımız eken yok, aslında bu gündür bizge yakşı mı yaman mı? Allah'ın başında hiç kim bilmez eken. Mumin kişi dünyada zulüm görse, bu için yakşı. Eğer bu mumin bu. Çünkü bu zulmünü olib undirib beradigan, mazlamatini undirib beradigan Parvardigorning huzuriga qaytishlik bor bir kun. Mana sahih bo'lib kelgan hadislarning birida Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytadi, Muso alayhi salam Alloh taolo bilan mana bevosita gaplashdi. Shunda Alloh azza va jalla Muso alayhi salamga aytdiki, "Ey Muso, bir banda men bilan xushmuqlashyapti dedi. Mendan norozi bo'lyapti dedi. Shunda Musa alayhissalom farvoziga bu qaysi bir badbaxt kishiki sendan norozi bo'ladi, sen bilan husumatlashadi. Uni menga ko'rsat deganida Alloh taolo falon joyga bor, qarab tur dedi. Musa alayhissalom bordi. Qarasa aytilgan joyda bir daraxtga suyanib, ikki qo'li yo'q, ikki oyog'i yo'q bir kishi turar edi. Yoki o'tirarmidi, xullas o'sha yerda bor edi. Ikkita oyog'i yo'q, ikkita qo'li yo'q. Alloh taolo u kishiga kuzatib turdi. Kuzatib turdi. Bir otni bir nihoyatda bir oxirgi markasini mingan bizni til bilan aytganda. Nihoyatda bir kelishgan kuchli boy badavlat odam o'tib ketyapti oti bilan qo'lidan qamchi tushib ketdi. Haligi otni ustida turgan nogiron kishiga qarab qamchini uzatvordi. Yo'q, dedi. Dedi, uzata olmayman. Nimaga uzata olmaysan? Ko'rib turibsan, oyog'imdan qo'limdan yo'q. Rizkini qana qilib topyapsan, qoningni qana qilib oqyapsan unda dedi. Ha, Alloh bir yo'lini qilib yetkazyapti, qonun ko'ryapti. Haliga bu yoqmadi hali boyga, hali amaldorga. Yoqmadida tushdi, otdan tushirib ovora qilganligi uchun qamchini oldi, rosa savaladi. Har qamchi urganda haligi nogiron kishi, "Bu meni urma, odob odamlar yordam beradi" deyishdaniga har qamchi yeganda, "Ova qildim. Endi esim keldi. Parvardigor endi tushundi, meni kechirdi" uradi. Har qancha yeganda shu gapini qaytaradi. Muso alayhissalom kuzatib turibdi. Haligi qamchilar urib, armondan chiqib, charchab otga minib ketdi. Shunda haligi nogiron kishi yig'lab turar ekan, Muso alayhissalom sekin keldi-da, "Bu seni nimaga urganda? Meni urma. Allohdan qo'rq. Bu odamlar xaloq menga yordam beradilar" deyishdi o'rniga, "Sen Alloh esing kirdi. Tavba qilaman. Endi tushundim, meni kechir" dedi. Deganda hali kishi tasin so'zlab aytdiki, "Alloh azza va jalla meni mana shunday qilib yaratdi. Oyoq-qo'li yo'q. Oyoq-qo'li yo'q, ikkala oyog'i ham, ikkala qo'li ham yo'q. Biz shikoyat qilamiz hayotda. Shu kunidan nolib, shu kunidan nolib qilib yashayotdi, Alloh taolo uni tushiga jannatni ko'rgizdi. Jannat ko'rdim" dedi shunda. Undagi ne'matlar, undagi bir fazilatlar, kizlar, keyniler ko'rdimda dunyoga kelganimga rozi bo'ldim. Chunki ozgina sabr qilsam, mana shu ikkita oyog'im, ikkita qo'limni yo'qligigacha sabr qilsam, jannatga borishligimni o'ylab turib, shu kunimga rozi bo'lib
Allah'dan tamamen razı oldum. Çolak basamam, ayak kolum yol basayım. İtibar vereyim. Sonra Allah da Allah düşündü, menge cehennemde gösterdi. Cehennemdeki azab, meşakkatleri gördüm de, o şeyha cevabı düşüp alışıydım da, halbı varlığından korktum da, paradigar, sen de Allah'ı beceriye geçsin. Ben razım etmem senden. Dozat seni yok bugün dedi. Nime halbı da, şöyle düşüp alışıydı. Şimdi Allah da Allah etti menge dedi, ana şu çolak kişi. Sözünü devam ederken. Ve ben de, o yetteye ne gelsin var? Bu yetteye ne gelsin var? Cehennemliğe layık adamlar var. Cennette layık adamlar var diyen tarladı yok. Cehennemliğine yok kılması elini senden razım atman. Ne senden aksuruma taşıman dedim. Yani de her kamçı yeganında. Onge cevap hakir olma yanında. Zulüm kör yanında. Haa. Tenge olsa genler gözü cehennem boruş gereken de cennete geldi de. Şunun için her kamçı yeganında tarladı yok. Razı oldum. Yeni düşündüm. Beni geçir. Bir laftan dengen sözü yapıldım. Çünkü mu'min adam dünyada zulüm görerken rahat kınap gitti. Ustan işleti bunu vermeye koydu bu ürfü dosta gelen anca. Kum atıldı. Peki kandedir yalandı, piyasaya kap gitti. Başka başka bir köy müşteri yok. Hayatı köy yoksalar. Daim bu şaka bakıya gelmez. Bizi zamanımızda eylemez mi? Şunda mu'min adam hatırlayacağım olsun ki ettege bu sahne görünüşünün ikinci görünüşü var. Bu spektakilde. Eğer spektakil beş mümkün olsa. Bu birinci feryat ki inadı. İkincisi nereye de buladı. Zülüm körgen de burada. Hatırcan bu değil. Mazra mevla verirken para diyoruz bu. Ahiret diyarı bu. Allah Azze ve Celle hadis kudüsü de matematikleri bir bendeki iki de hatırcan diye vermeyim ben. İki de korkumayan vermeyim ben diye. Dünyada menden korkan ahirette hatırcan buladı. Dünyada menden olmaktan hatırcan bugün ahirette menden korkadı. Dünyada korkuluyor diyor Allah. Ana şu mumur adamca musibet etken de şükürlüğe sabır kılabiliyen olsa, razı kılabiliyen olsa, zalim Allah Allah kıyamette kısa kısa kılabiliyen hınası var. Bugün cehennem aklı ve onu sıfatlar aklı yazlaşanız. İmam-ı Tirmizi ve İbn-i Mace Keltriye hadislerde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ahına kıladı. Ukide alen nari alfe senetin hatta hmarrad. Sonra ukide aleyhe alfe senetin ukra hatta biyaddak. ثم أوقد عليها ألف سنة حتى اسودت فهي سوداء كالليل المظلم جهنم او alovi 1000 yil qizirildi qizil rangga kirdi dedi Rasululloh yana 1000 yil qizirildi oq rangga kirdi so'ng yana shuncha 1000 yil qizirildi jahannam alovi qora rangga kirdi jahannamni o'ti qora tundi singari qora rangda bo'ladi kim odam yazidimni murshid aytadi közü hiçbir yaştan toplamasıdır. Daim Allah'a azabına korkup yerlerini. Şimdi şunu sababı sorarken de etti ki eğer Allah beni hamlamda kanat koyup ebedi hamlamda sonrası kap getirsem deyene de şu nesli özüm beni yığılaşım gözü yeter hadi. Şimdi Allah da olur cehennemde ebedi kap geçtik vaizini veriyorsa nereye yığılamaydı? Ular közü bulan körgen de kolu bulan uşagen de işlengen bu ayaklar gibi söz hadislerde. Bizge hala o uzakta o şeydi bana. Ha o hala. Ben de 35 getirdim. Ben yiymeye çirdim. Hala uzak. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem İmam Ahmet geldiğinde hadiste inne fin nari hayat misli anakul ibil. Cehennemde ana şu otta tüyanı boynide keladigen ilanlar buladı. Eğer insanla bir de çakalıyan bize kırık yiyin yağını kaynatadı bunu azabı değil. Elbette ana şu cehennemde kaçırdık keladigen buradan çayanlar buladı. Çayanda özü kişinasını közü yetiz ala top getirdi. İlanıma kalan tergini kör alıyan bozuldan etiz yücük götürdü. Yeni de anlaşılıyor katta ilan çayına tasavvuklaydı. Kırık yıl ulardı azabı. Doğum yeterli çakalıyan bozuldu. Bazı ruvazlar dikelerde bana şu biz işletirken dünyadaki ot cehennem otunu 70'den beri deyilerken. Eğer ana şu dünya suge dengizige 70 motorlu yengillatılma gene de bu ottan silah sadırlanma gene bular deyiler. Cehennem azabı anda gebra diyen bursa köy varlar. Bugün bitti dağıtke sırışlı gerçekten bulması iki de dağıtke olar. Cehennemge başarat kılıngan kişilerden bittesi Abu Talib oldu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'de emekçiydi. Yani şu 10 yaşar ama apar odasından koyandı, karamağı yoyandı. Bu hakikatte kıyamadı. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem peygamber koyandı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'e iman getirmeyen bursa hırmanı yoyan kişiydi. Şu kişi vafat etken de kelime getiramasına çıkıp getirdi.
Şimdi Peygamberimiz etti. Abu Talib'e cehennemdeki en yengil azap verildi. Ottan bugün çavuş gizliladı, millet kaynedi. Bu cehennem aklını en azaplı yengil olanı biliyordu. Hani yalan dayı bugün çoğdu basıyorsunuz ne olasınız? Hani çen edmiş olasınız, böyle parıklı özgürseniz ne olasınız? En üçümüzde bir kuvvet kapta bir çizan bir adam şamda yaptır kolunu koyup görsün. Eğer hani şu cehennem için tasavvur. Tasavvur kılamıyor mu? Çünkü Peygamberimiz ne dedi? Dozakta otun hakkın ses sıfatı neler? Sıfatı sıfatı yetkizemiz daha geçerdi. Yani şu ayakı geçen hoş gibi gizlen kişi. Miyası kaynaydı kazanı singeri. Közleri, kulağları, kavakları çok baladı. Ve içeyleri ayağın üstüne geçiş baladı. Ve bu cehennemde en katlı azabı böyle neler diyor Halis'te? İmam Müslüm Kedir Yalis'te. Bu cehennem ile diye bir adamın azabı en yengili değil. Cehennem ilerine Allah Azze ve Celle dozaka şurup azabla genç ayıttı. Onlar açışarken ki eğer dünyada az yine bir meşakkat yetti, az yine sabır kılardık, ısık yeterdi. Kendiler az yine sabır kılardık, ihtimal ısık yeterdi. Niye sabır kıladılar? Lekin azab üstüge, azab ziyade buladı. Sabahun aleyne acazi'ne amsalarına ma'lenen min mahis. Sabır kılamız mı? Cezaba geçeceğimiz mi? Hızge atlatmasa kendi. Hızge faydası yok kendi. Bana şu kışkırırlardı, baklılarda devam yeterdiler. Söylüyorlar, Allah Allah'dan yağmur soruyordu. Allah Teala olan üstüge kızıl bulut yuvaradı, içiden çayanları yokardı. Yine min yıl türedi, yine çan kaşadı, yine Allah'ın yolunu soruyordu Allah Teala. Kara bulutu cennetedi, içinde yukarıda atılınken inanları yokardı. Onların azabları üstüge, azabını yuvaradı. Cennet ilerge belirli yok, sabah var, cennette türgenleri de. Cehennem ilerge bak, sabah, koşturmak için de cehennemde türgeni de. Cennet ilerge hakkı inşallah kendi dakika yerleşendir. Bakın o bir neçe dakika olur. Kelamun kavlemi Rabbir Rahim. Hama nimet aldı, hama rahatı körü, Allah'dan tamamen razı oturgenlere de Allah da Allah yine nimetini gösterdi. Ular cennette turgenlere de, cennet üstüki buluk sütükler edildi hadislerde. Ve assalamu aleyküm ya ahlal cennetine Allah'ın cemalini görebilirler. Cehennem ilerge, tazuku telen nezidekum illa azaba. Tatiler azaptı. Sizlerce cehennemde azabıdan başka azaptı. Yani bugünkü azabilerden göre etteki bu oryan azabiler kaptala uğradıyken koştuğun ağaçıda yakışalar buladı. Şunun için buralarlar cehenneme azabıya, cehennemde ahirette meşakkata geçirdikten göre dünyada meşakkata geçirdik asanlar. Allah dağladığı ibadetini kılıçdık meşakkat, roza tuşluğu kıyın, bandı getirişliği ağır. Lekin bu meşakkatlar ahirette azabını aldı hiç nesene. İnsan dünyada kendaral buladı. Kesel boladı, sağ boladı. Şu günü de sabır kılıçlı kere, şu günü de razı boluşlu kere. Ahirette boladan kılıçlı gücün. Yok, sabır özü ne? Mesela sabır değil. Sabır ne? Sabır, şikayet kımetliyle geleceğim. İnsan şikayet kımetliyken bu da demiyor şu adam sabır boladı. Yani mutlak çıkarak şikayet kullanmıyor mu? Şikayet hani çıkıp boladı. Dikkatli öyle, yüksürüyken. Bu da içinizde. Şikayet, Allah gel buladı, şikayet Allah'tan buladı. Ne kadar öyleyiz? Peygamberler sabır zatlar boyan mı? Sabır boyan. Bunlar şikayetine geldi mi? Başka şikayetine geldi. Başka şikayetine geldi. Fakat Allah'a şikayetine geldi. İçindeki derdini kimge? Bendesi gelme geldi. İnneme aşku huzni ve basti illallah. Yusuf Aleyhisselam'ı yokattı Yakup Aleyhisselam. Ülkesi Binyamin'i ona kirlenken yok attı. Yende Yusuf topu yıbrası aldı. Şimdi akeleri kirli, ha Yusuf yokup gitken diye mamansıyla oldu. İhtimal ölüp gitken diyor. Neden Yusuf bir eser istekken de ne şikayet kirlenken ne sıra yok halini? Ne derdini, kaygını Allah'a şikayet kirlenken deyiz. Ayyub Aleyhisselam şikayet kıldı mı? Şikayet kıldı. Paralardıyor, neye şeytan yamanı yetkildi, ahvalını görürsen. Bandasıya şikayet kıldı mı? Allah'a şikayet kıldı. Nuh Aleyhisselam şikayet kıldı mı? Kıldı. Arvadigar, inni da'altu kavmi ila yamana hara. Ette bana davet kıldın, keşiseyden davet kıldın. Bunlar iman geçirme yaptı. Muhammed Aleyhisselam şikayet kıldı mı? Şikayet kıldı. Taif'e varı, taş boran dolu. Yüzleri yarı, tavaları yarılıp kaçıp geliyordu. Ana şu daraklarda oturup nüme dedi. Arvadigar, kimge taşak koyduyum ya? Ben şu uzağa yol geldi. Davetimde cevap vermediğim kafirler geldi. Halınız Rabbiz'e aytır, aytıp durup ahirde gel tıkarayım. Eğer seni... Menga hasabim bo'lmasa,
tushiradi ichida. Hech qasiga parvo qilmayman bular. Sala uzaliydi. Ya'ni mana kamchiliklarim bor Parvardigor, lekin shularning ichida menga berayotgan kuningga g'azabing bo'lmayotgan bo'lsanglar menga roziman. O'zimizga olaylik endi. Biz kimga shikoyat qilamiz? Bandasiga. Ana bo'ldim, og'ridim, qiynaldim, uxlolmadim, oyog'im qaho, eshitib qo'ydi. Nima, buni dardi yo'q boshqasiga. Unga baribir emasmi? Odamgarchilik yuzasidan o'lgan kundan maq qo'yadi, eshitib qo'yadi, uni dardi yo'q o'zini. Siz oyog'ingiz og'riganidan, yo'qchilikdan, naqdi qimmatli ekanidan, yomg'ir yog'mayotganidan va hokazolardan bir o'zingizga o'xshagan bandaga shikoyat qilayotganda kimdan shikoyat qilayotganingizni bilasizmi? Hech o'ylab ko'ramizmi? Biz sabrli ekanmizmi? Agar mana shu o'lchovni o'lchasak, jahannamda kishi sabr qilib o'tib ketardi. Kishi sabr qilaydi, sabr bo'lmayapti, ketmayapti. Endi dunyoda sabr qilishing osonroq bo'ladi. Kelinglar sabr qilaylik. Kelinglar sabr qilaylik degani kelinglar bir-birimizga minnatdorlik degani. Tushuntiryapman? Demak, shikoyat chiqib bo'ladi o'g'illar. Allohga bo'ladi shikoyat bittasi va bandalariga bo'ladi. Bandasiga shikoyat qilgan Alloh taolo tashab qo'yadi. Allohga o'zingizga dardingizni ayting. Dardingizni qachon ayting? Kechqurun uyqusi harom qilib turing bir marta kechasi 3 ta. Odamdan bir asvot bo'ling. Aytib ko'ring-da, ijobat qiladi Alloh. Siz faqat ishonmayapsiz unga. Borib bunga aytyapsiz, bunga aytyapsiz, bitan tasdan nima chiqib qolamikin? Yordam chiqib qolamikin deb. Bu bermaydi yordam. Uyqusi harom qilib turing. So'rang peshingiz yerga qo'yganda. Aqrobu malaykum abdumi robbiki faqloh sajidda rasululloh. Bandani Allohga eng yaqin bo'lgan holati sajda qilib turgan holati deydi. So'rang, sabr bobiga o'tib ketyapsizmi deb. Qadasimizga qaytaylik. Alloh azza va jalla mana rasulullohning imom Nasoiy va Ahmad keltirgan hadislarda Jibril alayhissalomni chaqirdi va jannatga yubordi. Jibril alayhissalom bordi, jannatdagi ne'matlarni ko'rdi. Qachkada izzatingga qasam Parvardigor, jannatingi haqida eshitgan har bir odam borki, jannatga albatta kiradi dedi. Shunga Alloh taolo jannatni inson bolasiga yoqmaydigan bo'lgan makoriqlar bilan o'rab qo'ydi. Ibodat bilan, roza bilan, taqvo bilan qiyin bo'lgan ibodat bilan o'rab qo'yib, endi borib ko'rib kelingchi dedi. Bordi va Parvardigor jannatingga biroq odam kira olmaydi. Og'irligidan Ya Alloh azza va jalla jahannamga borib ko'rib keling dedi. Jahannamda Jabal salom borib ko'rib keldi Parvardigor. Uyga hech kim kelmaydi dedi. Biroq odam uyga kirishida xolamiga kirmaydi dedi. So'ngra Alloh taolo shahovatlar bilan o'rab qo'ydi jahannamda. Insonni nafsiga yoqadigan, insonni ko'ngli zolim holat turadigan ishlar bilan o'radi dedi. Kim shu ishlarni qilsa jahannamga kiradi dedi. Jibril rasulining kelib Parvardigor jahannamga tushmay biroq odam qolmaydi. Chunki qarab turadi-da Ko'nimiz xolayotgan hamma ishni tekshirib qarang-da, xayollar oxiri. Kim namoz o'qib keladi? Kim namoz o'qib keladi? Kim bir qon xabarga yetib keladi? Kim o'zimiz ziyoniga bo'lsa ham mashinasini ayblatib topib keladi? Nima qo'yadi unda? Anas ibn Malik roziyallohu anhu rivoyat qiladi. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallamni Jibril rasululloh kelib ziyorat qilib turardi-da, kunlarda birida bir ziyoratiga keldi va odatda ziyorat qilmaydigan vaqt edi bu. Keldi va Payg'ambar alayhissalom Jibril alayhissalomga qarab ranglari o'zgargan mahzun holda kelganligini ko'rdi. Ey Jibril, nima uchun holating mana shunday bir ayanchli ko'rinishda? Jibril alayhissalom aytdi: "Ey Rasululloh dedi, men sizga oldingizga jahannamda olovi qattiq qizdirilgan holatda keldim. Mana shunday bir vaqtda keldim." Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam aytdi: "Menga sifatlab bering uni." dedi. Ya Rasululloh, albatta jahannam 1000 yil qizdirildi. Bu jahannam o'ti hargiz qolmaydi. Sizni payg'ambar qilib yuborgan zotga qasamki, jahannamda issiqdan dunyo osmoniga jinani ko'pchilikka chiqarib qo'yadigan bo'lsa, dunyo ahlini kuydirib tashlaydi. Jinani o'tuvchilarga. Agar bunga iymon keltira olmasak, bo'lmay qolamiz. Agar sizni payg'ambar qilib yuborgan zotga qasamki, jahannamiylarga kiygiziladigan libosdan bittasi dunyo osmonga chiqarib qo'ysa, uni sassig'idan, uni issig'idan dunyo oxiri hammasi halok bo'ladi. Agar jahannamiylarga bog'lanadigan zanjirdan bir ziro
dünya tağlarga koyulsa, tağlarda eritip, yedi kadar yeri teşkil etken burası. Sümme fî silsiletin zarruha sabağına zira'an fesluku. Sümme onu uzunluğu 70 lira bugün cehennemde zanciri bulan, zanciri bantırıyla. Isırı kattı, çukurluğu uzak, kançıları temir, şarabı içimdeki yiyin ve kasab bugün, kiyinler ortadan tikilgen, cehennemin yedi teşkil vardır. Yedi teşkil vardır. Her bir teşkil ortası, 70 yıllık masafadır. Cehennemde ortasındaki maşı eşiler, taske hareket ederken. Her dikkatinin ortasında 70 yıllık masafa var. Ve TV'de giden köre, ondan kaydedeki eşiydi ıslığı, TV'nin giden 70 beraber haklı olalı. Taske düşükensen 70 beraber köpeğe kötü olalı. Şimdi Peygamber Aleyhisselam, bana şu cehennem eşilerin sıfatı ve eşiğini Cibril Aleyhisselam'dan soradı. Cehennemde en fasıda da Cibril Aleyhisselam. Cehennem ileride karıştılar, sudurdu. Kollarını boyunları yapıştırdı. Zincirden kırınadı. Ağızları muhurladı. Yüzleri karayadı. Közleri kökeradı. Cehennem en pası da ey Muhammed Aleyhisselam. Münafıklar, dakturhan egeleri, Firavun ailesi buladı. Bu cehennem ismi Haviye. Ve madrake mehli. Merun hamiye. En pası da birinci de pas aykını yaptı. TV'den başlama yaptı. İtibar böyle. Pastan başlama çıkıyordu. En paski kısmı Haviye deyilerdi. Onda münafıklar, dakturhan egeleri ve Firavun anadan. Münafıklar. İnnel münafıkine fi zerkil aksali binen nâzide vakti Allah. Münafıklar cehennemde en kastırdı da duradılar. Bana şu hücret olabilir. Cehennemde en paslı başlıyor. İkincisi de Firavun. Yama yakumu sa'atu adkhilu âle Firavun'a aşerdel adı. Havkeme kalazdı hocam. Kıyamet hain bugün de Firavun ailesini cehennemde en tatlı ulaştırıyorlar. İkinci kalı yaptı. Dakturhan'a gelir. Bana şu peygamberleri sıralı ettiğimiz. İsa Aleyhisselam davrında bana ısrarlı bir faizası. İsa sen Allah'ın peygamberi bulsun. Bizi Osman'dan Dakturhan düşür bir. Oturup yiyeliydi işte. Muayide sorası var sıramından Allah'ın. Allah Teala'dan İsa Aleyhisselam soradı ve Allah'a etse. Men şu Dakturhan'ı düşüremem. Kim şunu yegenden ki önem kabul olsa kaleşik kişime azablanmayın da azablanmayın azablanmayın. Yani bu Allah Teala'nın sünnetiyken peygamberler mucize okuyken Allah bir gemini. Peki bazı bu kavimler mucizenin özleri zekat diyenken. Bana kadar mucize okuyorsan. Kuttu Salih Aleyhisselam'da kavmi tüyene zekat diyenler. Şimdi eğer mucize kavim talep diyenler de keseyi şundan iman getirişmese hemen Allah Teala halası yenecek. Dasturhan'a gelerek Allah Teala düşürdü. İsa Aleyhisselam yaşayan şehirde hamma bu dasturhan'ı görüp de basmadan şükürlük yine. Tüzelgen halde geldi. Oturup hamması yedi. 12 adamdan başka hamması kafir bu. Adam acarlamasan da bazı. Bana taşlayarı tüyanı çıkarı verdi. Kendi iman kendimizi körüp durup tüyü. Yani burayı yaşayan o tüyü olabilir. Eğer Musa Aleyhisselam'ın mözlesi hastana taşladı. O şöyle boğanların mucizelerini gördü, şu bulan tükerdi. Buna kadar bir madde bulmadı bu mucize. Bir ay yaşadı. Bütün soyduyet doğuştu. Mucizenin özleri zekat koyardı ki, dakturhan bulsun oturur mahalledik, yiyelik. Yiyişti. Bütün kafir oturuşu oldu. Bunu ne degeni? Bu degeni Allah iman degen nimetini fakat yakış görüyen bandası dediler. Bütün gururlandırıp koymasın. Çünkü la ilahe illallah diyen adam Allah Teala cehennem yolu açmış ki yürürken. Günah kebirleri köprü yanıyorlar için. Cehennemde onun tevatlıdaki ikinci eşiği de müşrikler boladı. Onun ismi cehim boladı. Üçüncü eşiği tabiilerin eşiği boladı. Bu sakar. Tabi de yani kim? Tabi de yani kere tabi gününde yıldızı içkin nakı mıydı? Kırı mıydı? Şu kadar 300 var mıydı? Nakı mıydı? Yıldızı sığınabiyenler kaba geldi. Ne? Ya bağ mı hazıra? Bağ hazıra. Keskorun çıkıp yıldızıya kadar namaz okumaydı. Abba kaçarak önüşler çıkıp koyun. Münaccim baş ağrıdı. Garaskop. Yerenemez. Şu yıldızıya sığınış bir körünüşlerden buladı. Eğer işimizde şu garaskop ya Ali'ye bir ok koyacak. Her tekniğin ülkede bir ok koyasını kelime kentir var. Çünkü bu yıldızıya sığınış ki körünüşlerden bitti. Ular için Allah'a demem olarak cehennemde
alohida eshik bor ekan. Uning ismi Saqor bo'ladi. Va 4-chi eshigi Iblis va unga ergashganlar hamda Majusiylar, o'tga siringanlar bo'ladi. Uning ismi Lavo bo'ladi. 5-chi eshigi Yahudlar bo'ladi, uning ismi Xutama bo'ladi. 6-chi eshigida Nasroniylar bo'ladi. Bu tevaga qarab chiqib ketadi 6-chi eshigi. Uning ismi Sa'ir bo'ladi. So'ngra to'xtatib qo'yadi. Shunda payg'ambar aleyhissalom Jibril 7-ta do'zmi eshigini? Nima 7-ta sahnasi? Yo Rasululloh so'rama meni aytmaydi dedi. Yo aytib berasiz deb turganda bu 7-chi eshigi ummatimizdan bo'lgan La ilaha illalloh degan, lekin gunoh kabirada qilib tavba qilmasdan o'lib ketganlar bo'ladi. Shunda payg'ambarimiz xushidan ketdi. Jibril aleyhissalom payg'ambar aleyhissalom boshini olib o'zini qo'liga qo'ydi va o'ziga kelgandan keyin aytdiki, Jibril, musibatim og'ir bo'ldi, qayg'uim qattiq bo'ldi. Meni ummatimdan bo'lturgan hali jahannamga kiradiganlar bor. Ha dedi. Gunoh kabirani qilganlar, tavba qilmasdan o'tib ketganlar jahannamda eng yuqoridagi eshigida bo'ladi. Gunoh kabira nima? Yolg'on gap gunoh kabira. Beinamozda gunoh kabira. Farozdan urushda gunoh kabira. Xiyonat gunoh kabira. Tiqilib yotib turmoq gunoh kabira. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam hadisda aytadi: "Ma nahaytukum an qul fashtani bu va ma amartukum bihi fa'tum minhu mastata'tum." Sizlarni nimadan qaytargan bo'lsam, tiyilinglar, nimaga buyurgan bo'lsam, imkon darajasida bajaringlar. Rasululloh harom bo'lgan ishlarni tashlashni avval aytdi. Keyin buyurlarni bajarishni aytdi. 5 mahal namozni mashq qilsangiz, qizingiz ham yo'lni ochib chaqib kelguncha buyuribdi. O'ylab ko'ring uni masofa. Bola qayerdan pul topib kelayotganda ishingiz yo'q. Lekin nima qilyapsiz? O'qib kelmaycha sahada chiqaryapsiz yoshlarni. Masjiddan. Siz bu namoz o'qiganingiz aqqotmaydi agar gunoh kabiradan tilmayotgan bo'lsangiz. Alloh azza va jalla jannatda yozib qo'ygan deb hadislarda. Innaka haromun ala duyuf. Sen dayuslarga haromsan deb. Bu dayus namoz ham bo'lishi mumkin. Hojaga bo'lishi mumkin. Aroq sotish gunoh kabiradami? Eng kattalardan bittasi. Payg'ambarimiz halokatga olib boradigan 7 ishlaganda ham shu aroqlikni gapirgan. Aroqda qolsa 7 odam la'natlangan, ko'targan, olib borgan, uzun qilgan, og'ir ichgan bilan qilgan. Bu namozlarimiz yaqqatmaydi agar gunoh kabiralardan biz nimaqmaychan bo'lsak, kelmaychan. Shunda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam qattiq qayg'u kechirdi va hech kim oldiga kirmay qo'ydi. Namozga chiqaradi, kirib ketib yig'ladi. Abu Bakr kelib ustoz so'radi. Ruxsat berilmadi. Umar kelib ruxsat so'radi. Ruxsat berilmadi. Payg'ambar faqat yig'ladi. O'zini o'ylab yig'lamayapti bu odam. Rasulullohga aniq bir jannatga borishligi. Rasululloh bilan bizni qalbimizni qilib yig'ladi. Bizchi? Biz yig'lamaymiz. Shafoati bor payg'ambar. Bu aytilmagan narsa. Imonni sizga tegishli. Har bitta odam menga tegishli deb qolmasin. Ana bular bilan bilishni amal qilish kerak. Shaxsan sizga tegishli bu narsa. Chunki eshitgan sanizni Alloh taolo qiyomat kunida. Nimaga maqmagan? Ustalar, kechirib hisoblab olasiz o'sha klient tilmasidan bog'ochadan. Lekin sizlarchilar, aliga elektr savob yozib o'sha turibdan qo'yasiz, so'rama qo'yish xarizga ham kelmaydi. Qiyomatda javob beradi bu narsaga. Ya'ni ko'chada turgan narsa yaxshi-yu, ha? Hatto ba'zi qilayotgan savob ishlarimizni minnat qilaman. Qalbiga savob olganlarga 10 so'm ko'proq berib olgan bo'lsa, qancha kerak. Nima qilamiz? Berib turib, bizga uni xatimiz kerak emas, to'xtaymiz. Sen kim uchun qilayotgan bu ishni? Alloh uchunmi? Nima minnat qilding? Men oxshatgan xato beraver, o'zingni shunday bir reklama qila olmasdan. Maqsad o'sha seni halolligini, to'g'riligini bilib qo'yish kerakmi deb maqsading? Bo'l maqsad ketding. Lekin ajralmasan bu ishni. Shunda Fatima onamizni aytishdi Fatima onamiz Rasululloh sollallohu alayhi vasallam keldi, payg'ambarimizga ruxsat berdi, kirdi. Va Fatima onamizga bu yig'isini talabdan qildi Rasululloh sollallohu alayhi vasallam. Vaqtimizni qo'pchib, inshaalloh keyingi darsda davom etamiz. Va e'tibor bergan ekanmiz, Rasululloh sollallohu alayhi vasallam ma'lum qilgan shafaati li ahli al-kaba'ir min ummati. Meni shafoatim meni ummatimdan gunoh kabira qilganlarniki deydi. Gunoh kabiralarni yaxshi bilamiz. Shirk, sehr, odam o'ldirishlik, aloxo'rlik, farozdan urushlik, 70 degan ulamolar. Rasululloh 7 degan, 70 boradi bu narsa. Biz qilayotgan gunohlarimizni surishtirib kelsangiz va hammasi ham o'shaga borib taqlid qolyapti. Shuning uchun namozlarimizni o'qisak-u, ro'zalarimizni chiroyli tutsak-u, lekin
ana şu günahlardan özümüze temizliyken desek, bu namazlarımızı yasaklamasıyla. Çünkü cehennem karıştaları gel, ana şu ümmeti Muhammed'den günah kebiri kıyamadı, dozakçı ulaştırırlar deken de, dozakçı ot gelip ama şu gelip kelime kilitirir oradılar. Ot kaytarırken o kıyam. Kendi kılık kelimesi adamı küdüremem dese, Allah Azze ve Celle kelimesinden küdürürler deken. Çünkü kelimeni kilitirip öpürüp, hakla gelmek için zahir. Allah Subhanahu ve Teala cehennemden korkur. Ondan uzaklaştırır gençlerden kılıçlı tehman diye tavsiye. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselamu ala hayri halqi Muhammedi ve ala alihi ve ashabihi ecmaîn. Amma ba'd. Assalamu aleykum ve rahmetullahi teala ve berekatuh. Hayrul kelami kelamullah ve hayrul hadi hadi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. İmam Fakih Ebu Leys Semerkandî merhamet kıladı. Mümin kişi havablı amalını kıyandan ki tört tanesinden korkulu yaşaşlayacak. Bu günah kıyandan ki emmez. Tavaf iş kıyandan ki tört tanesinden tavafında buluşmak. Birincisi Allah Azze ve Celle bu benden amalını kabul kılmaya koyuştaki hafı var. Çünkü Allah Teala dedi Estağfirullah İnnemâ yetekabbalullâhu minel muttakîn. Allah Azze ve Celle fakat takvâdar bugün bandarlarını yine amellerini kabul kılar. Yani her bir tesadüşü koyan adam patlıcan bulmasın ki onu kabul buluştuğu halbı var. Peki bulmak değil halbı var. İkinciden, ana şu kılıp koyan savab amelini riya için bop kalıştık halbı var. وَمَا غُمِرُوا اِلَّا لِيَعْبُدُ اللّٰهِ مُخْلَص۪ينَ لَهُ الدِّينَ Allah Azze ve Celle sızılan bizge fakat dinini halif Allah için kain kılışıgımızı büyürüyen. Eğer biz kılayken sevap amellerde riya da gelmesen ki bizge sorabiyemezse Allah bağlı bu amelde kıyametli yüzümüzü yürüyen. Ve Allah Azze ve Celle bu amelde acrını ziyade kıymeti hafif oluşturdu. Çünkü Allah da Allah bitti kıyan amelimizi 10 tadan ve özü hakla gelince köpetiriz ziyade kılıp verişliğini vada kıyan. Men cahil hasene fi salahu aşvanı salih. Törtüncü korkuş gereği bugün neyse, kavfu hazlen taatin ukuralı. Savabı amalı kıldı, ulamalar etedi, benden kıyan savabı amalını kabul bu yani gibi, körünçlerden bittası, yani kıyan savabı amalımızı kabul bu yani gibi, bir mahsul olsa gitti bir gitti var ya. Bugün bir kıyan savabı amalımızdan keyin, bundan katta rağını kılıçdik ki Allah tafiq verirken olsa, demeyi Allah kabul. Bandaki seyahatı biz şimdi peşin yiyen avrupa kaldık. Şu an bir an çıkıyoruz mesela. Geç mavi yürü kaldık mı? Kliyken amalı. Bunun gücüden göre ziyada kabul edeceğim olsa bu amalını kabul edeceğimizi inşallah haber. Bir son bir yapıyoruz. Bir son bir an yapıyoruz. Ben de bir zaman bir oluyor. Müslüman adam da dedi Resulü Aleyhisselam. Keçeki günü de kabul muydu bugün günü? Şimdi ertenki günü bugün de kabul muydu? Yani ne maktırışlığı gelir? Söz kuruşluğu gelir. Bu mumun kişi savab amalı kıyandayken şükürlük korkuşluğu lazım olabiliyor olsa şimdi günah işte kıyandan kançalık korkuşluğu gerek. Günahsı kıyan adam şimdi cehennemde azablanırsa aytanız ki kafir adamdı, fasık adamdı. Şimdi dünyada özü haklagende yaşadı, haklagendini yedi, haklagendini yapırdı. Şimdi küyse bunca alantını fakir edildi. Şimdi mumun yazdığında iki nokta alantılar. Çünkü Haramdan fiili, oradan ki en çok sevaplı amelleri kısayır, yani ahirede cehennem geçirse. Çünkü mumlardan daim Allah'ın rahmetine ümit ve Allah'ın azabıdan ve kabul kılmaya koyacakken korkuluğuna yaşayacak gerek. Bana şu iki tanesi tuttu, kuştu, kanatı yoruşuyordu ki insan, bana şu iki tanesinin ortası da hatırlayan yaşayacak gerek. Bu kez sıfatımızda sıyazılan ahirme nakli ve ulanın sıfatları hakkında dersi başlayalım. İnşallah bugün nahreti yetkizemiz. Hadis kutsuyla Allah Azze ve Celle bana merhamet kıldı. Bir adam dedi. Adam Aleyhisselam'ı kırık. Farzandlarının içi de cehennem hakkını ücreti koydu. Yani kıyamet geçeşirme hem adamlar Adam Aleyhisselam'ı duruyordu bularken farzandlarının içi de dozakta hakkını ücreti koydu. Şimdi Adam Aleyhisselam sorardı parvazıyor. Dozak hakkını mı? Dozakta bu adada kanaka. Neyle farzandlarının içi? Her mindeden dedi Allah Azze ve Celle. 999 tane cehennem akladan bulabildi. Sahabalara mindeden bir tane dozakçı düşerdi dedi. Eşi bir tane mind bulmaz mı ki ben de havalarından korkuluna yaşayayım. Bir yerden ne değil ya? Mindeden bir tane cennet yekeledi diye. Topuşmuş kere Allah'a Allah'a.
Çünkü cehennemde ulaştırılanlar da içinde La ilahe illallah diyenler yan bollar. İnşallah bana dersi vakit bunu yemeye tükelemez. Dünyada en zor hayat geçirgen, hayatında bırak da bir meşakkatte körmegen kişi ne Allah da Allah dozakka kafir bağlayanısa bir nata salı çıkarırken küyüyen kömür dizileri oraya çıkardı. Şimdi Allah da yazarken evlenden hayatta bırak gün yaş gün körgen misin? İhtimal 500 yıl yaşayken, ihtimal 1000 yıl yaşayken, ihtimal 100 yıl yaşayken. Lakin zor hayat geçirgen. Bir nata dozakka salı çıkarırken dozakta azabı kattıkları giden bu banda aşağı ötken 100 yıl ya ki 1000 yıllık rahat hayatını ilk tanı çıkarıp parlarken yerelgenimden beri şahsat tamam. Ve aksınca yerinizi bırakın, yakışık gün görmeyen bir mu'min bandanı cennete bir salı çıkarlar diyorlar hadislerle. 14 günlük Kadir keçesindeki ayda yüzü son üçün alıp çıkardı. Bu bırakın hayatı yakışık gün görmez. Çakal boyan, kendahar boyan, kovulgen yurtudan, azab rengen. Lakin cennette nimet düşündüğü katta boladı ki bir metre cennetle salı çıkarırken de parvazıgar durarken ben de yaman kül körgen misin? Sen de senin parvazıgar yerel yanımdan bir şey rahat tamam derken. Allah şunlardan kıyam olsun. Çünkü kanak hayat geçirmişten katkın nazar var öyle mi? Ya cennet ya doza kasalına bir insan. Doza kasalına cevabıyan bu pek bana ot cehennem olsa hadislerde keledi. Cevabıyan eşitlerdi. Onu tılı bulardı. Kulağı bulardı. Közü bulardı. Evet. Çünkü bana sahih hadislerde keledi. Resulullah Aleyhisselam kıyamet tayin boyanı da doğuzaktan bir boyun çıkardı. Yani ottan boyan boyun çıkardı, onu közü buladı, kulağı yapıradı, yan tılı buladı. Ve bana şu tılı bulan yapıradı, insanlar üstüden üç kul adamca muakkel kılındı. Yani üç kul adamda aşık geçirdikçe büyürülgenle. Birincisi, Cebbarun Ani, Allah Ta'ala'ya itaat kılıçlığından özellik eden ve yeryüzünde Cebristan buran yaşayan kişiler. Adamlarla zulüm ettiğin kişiler. İkincisi, Allah Ta'ala'nı koyup başkalarına dua kıyandı. Bu dua degende bu sakat kolunu açtırıp ve Süleyman Ta'ala'ya ya ayıp falan için cahiden açtığı şartına. Allah Ta'ala'dan sorar degen ki insanlar, başka duradan sorarsa, bu yan dua. Allah'dan ümit kılına degen cahiden, fakat başkalarına ümit kılına degen olsa, bu yan Allah'tan başkaya dua kılışı getirir. Yani fayda keltirabilenem, ziyan keltirabilenem Allah. Yaşili görebiliyorum, yamanı görebiliyorum Allah degen etikad bulsun. İnsan fakat Allah'ın emri kuradığımızı Allah'dan başka bir dua kıyken rakatardır bunu. Özümüz bilgen bir mağazalda hani gel pirim kollası ha? Bana çıra atayla oturup kız. Bu ya bana şu çiftlik sinatürlerden bitti. Bana cehennem ile de fakir hakkı getirebiliyorum bulsun. Allah da Allah dozakta azabını eten kişilerde fakirin kalakını şimdi bağlı kıladı ki bana cehennem ile de tiyerleri anlaştırırlar. Ta ki azablar da yengitten taşlı geçiyor. Estağfirullah. اِنَّ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا بِآيَاتِنَا سَوْفَ نُسْلِيهِمْ نَعَى كُلَّمَا نَغْرِجَ جُلُودُهُمْ بَدَّلْنَاهُمْ جُلُودًا غَيْرَهَا لِيَذُوقُ الْعَذَابَ اِنَّ اللّٰهِ كَنْ عَز۪يزًا حَك۪يمًا Parvatigarlarının ayetlerine kafir boyan kimselerine cehennemde ulaştıramaz. Kaçanaki ulaştı tiyerleri küyür, pişir, koraya tekken payıda tiyerlerini anlaştırıramaz. Azabını başkattan, yengitten makulüsü için, tatışlılar için. Bizim ayetlerimizde akılgen kimselerini albette doldur çekirtecekmiz. Kaçan tekerler küyüp, bitişi bilen hakiki azabını tatış görüşler için oradaki başka tiyerler anlaştıramız. Albette Allah, kudret ve hikmet egetir uyandı. Mertik, Cibril Aleyhisselam, Peygamber Aleyhisselam vekirler cehennemde sıfatla vergeni var. Eğer doğuzaklılardan bittesini üstüge kigiz olabilen libak dünya asmanına çıkarıp koyulsa onu şiddeden, onu haralatıdan yer ahlıdaki hemle insanlar vafatılar. Eğer cehennem ileride üstüge salınabilen zincirlerden bir zırası dünya asmanındaki, dünyadaki tağlarına koyulsa tağlarını teşir, yer takip ederdir. Eğer cehennemde azalınırken bitti adamdı, azalı ya ki ıstığı maşrıkta kokuyorsa onu ıstığı ile mağrette ile halam olur diyeyim. Bitti tesiri verir alacağım. Estağfirullah. وَالَّذ۪ينَ كَفَرُوا قُطِّعَتْ لَهُمْ ثِيَابٌ مِنْ نَارٍ يُصَابٌ مِنْ فَوْقِهِمْ رُؤُسِهِمْ حَمِيمٌ
yusharu bihi ma fi butunihim wal julud wa lahum va sabr bo'lgan kimsalar uchun o'tdan bo'lgan kiyim bichildi. Endi ularni boshlaridan qaynoq suv quyilib, bu suv bilan ularning ichlaridagi narsalar ham terilari ham eritilib yuborildi. Uzoq qolmay, tanishimiz o'zimiz ichayotgan choyni shaynagini shunday ushlab ko'raylik, ustiga kaptimizni qo'yib. Ya, kuchi yetganimiz 5 kecha sanab turarmiz. O'zimiz ko'targan shandasiga qo'limizni qo'yib sanab turaylik. Shuni totib ko'raylik-da va tasavvur qilaylik. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam jahannam sifatini sizlar har qanday sifatlab berib, hech qachon haqiqatini sifatlab bera olmaysizlar. Har qachon ular g'am azobidan qochib chiqmoqchi bo'lsalar, gurzilardan yonga qaytarilinglar va o't azobini totib ko'ringlar. Ikkinchi safargi suhbatimizda payg'ambar alayhissalom, Jabal alayhissalomdan ummatidan bo'lgan, Muhammad alayhissalom ummatidan bo'lgan gunoh kabira qilib do'zaxga qolib ketganlarni sifatini eshitgandan keyin hushidan ketganligi va yoniga hech kimni kirgizmay qo'yganligi Fatima onamiz payg'ambarimiz oldiga kirgan holatda to'xtatib qo'yganlar. Inshaalloh davom etamiz. Summa huzuqu fa'ullu summa fil silsilati zaruhat sab'ina zira'an fasluqun. Qiyomatda insonlarni mana aytdik, kitobi yo o'ng qo'lida oladi, yo na'uzu billah chap qo'li bilan oladi. Shunda chap qo'li bilan olgan kishiga Alloh taolo aytadi, ushlanglar va uloqtiringlar. Ba'z jahannam qurishlariga deb uni ushlab tushanglar, so'ngra do'zaxga tashlanglar, so'ngra uzunligi 70 gaz bo'lgan zanjirga bog'lab qo'yiladi. Mana shu zanjir sifatini aytdik, agar bir ziroqni dunyo tog'iga o'zi yetib tashlaydi. Bu qur'on gapmas, chunki bu oyat ekan. Buni iymon keltirmasak, astagfirulloh kofir bo'lib qolishimiz xavfida. Shu taqo surati tafsirda keltiradi, ana shu zanjir 70 ziro deydi. 7 qavat osmonni uzunligi yergacha bo'lgan. Qancha bo'lsa, u zanjirni 40 dan biriga teng keladi deydi. Mana shu zanjir og'zidan chiqib, orqa peshodan chiqarib, bog'lab qo'yiladi bir-biriga. O'tdan bo'ladi bu zanjir deydi. Ibn Kathir keltiradi. Va mana shu zanjir aylanib turadi. Uni oyog'iga teng deydi. Va u bir o'lg'ogicha yoki bir xushidan ketgogicha emas, abad yo'qoladi. Biz mana shu kunda ko'rib turganimiz qanday haqiqat bo'lsa, nafas olganimiz qanday haqiqat bo'lsa, jahannamda azobi shunday haqiqat. Shayxul Islom Ibn Taymiya rahimahullohdan jahannamga olib boradigan amallar qaysilar? Bir sanob aytib bermaysizmi deganda sanob aytib bergan. Hozir bir qator o'qib chiqaman. Keyin ko'rib chiqamiz. Birinchisi al-ishroku billah. Allohga shirk keltirish. Va takzibi rusul, payg'ambarlarni yolg'onchiga chiqarishlik, kufr, hasad, yolg'onchilik, xiyonat, zulm, fahoshlik, ya'ni og'zi beposhna bo'lishlik, xiyonatkorlik, qarindosh urushlar aloqasini uzishlik, vatan himoyasidan qochishlik, baxillik, tirni ochishlik, Allohning rahmatidan umid bo'lishlik, Allohning makridan xotirjam bo'lishlik, musibat yetganda jazavaga tushishlik, ne'matlar kelganda faxrga, kibrga berilishlik, farz bo'lgan ibodatlarni tark qilishlik, Allohning hududini chegara o'tishlik, Allohdan qo'rqish o'rniga mahluqotlardan qo'rqishlik, riyo, sun'a, kitob va sunnatga xilof ish qilishlik yoki e'tiqod qilishlik, Allohga osiy bo'ladigan joyda bandaga itoat etishlik, botil narsalarga ta'assubda bo'lishlik, Allohning oyatlarini masxara qilishlik, haqni inkor qilishlik, berilgan ilmni odamlarga yetkazmaslik, sehr, otamgoh bo'lishlik, odam o'ldirishlik, yetim molni yeyish, ribo, vatan himoyasidan qochish va pokiza mo'min bo'lgan ayollarga xizmat qilishlik. Biz hayotimizda ko'proq kuzatilayotgan ba'zilarni aytamiz. Birinchisi hasad. Hasad kimda yo'q? Hasad degan Rasululloh qilayotgan savol amallarni xuddi olov o'tini yeb tugatgandek yo'qotib tashlaydi. Hasad qilganda faqat o'ziga zarar qiladi. Chunki hasad qilmaganda hech qanday ziyon bo'lmaydi. Yolg'on. Hozirgi zamonda yolg'on gapirmasa ishing bitmaydi deganlar, astagfirullah desin, kofir bo'lib qolish xavfi bor. Chunki yolg'on gapirmasa yashash mumkin desa islomimiz. Bu nima demayapti deya, qanaqa bor, qo'lda xiyonati bor, hatto ko'zda xiyonati bor. Ko'zimda qirg'inlar qarab, baxillik, Allohni makridan omonda bo'lishlik. Nima degani? Sunnatga deydi. Bitta oyog'im bilan kirib, hali ikkinchisi tashqarida turar ekan,
Allah'a duruyorum, hatırcan bulamıyım ben. Çünkü Allah sonra bitti, merkez tutturup, kirgen ayağını yanına taşı mümkün. Huzurlu sebebi, tamam dedi ki, hemen. Bu yan cehennemde alıp alan yağmurlardan, yoruma günümüzce. Kendisi, vazgeza indel masaib. Bu zahirel sıfırlarına bittiyse dikkatli yerler okuyorken de. Okuyorken nasıl bu? Musibet yetken de cezara geçişlik. Yani hakkıya nasasını ziyan getirdi. Peki bir maşinatı vurup gitti. Peki ayna gitsini kaldı. Ola bir musibet düştü. Peki kuliz yok atı koydu. Ne maklasız? İnna lillahi ve inna ilahi racun diyorsun. Ya biz diyor get yaptınız dedi. Ey kula hakkıya günahını şimdi. Biz bilmeyen halde televizyonda öyle yap şuna. Seriyaları göre yapıldı mı rinkede? Özünü ottan çok vurup, uyakka taşıyacak, uvaktıra kodayın arkasını. Hayır, ne dedi? Ne mi düşün dedi? Ne mi düşün abi? Bu cehennem ilahı sıfatları. Allah da olabilir musibeti vergen de, ben de bunca razı borçluğun başka sıfatı konaklıydı. Dot deseden, faryat deseden, şükümde oldu. Ve nimet yegen de bir yerde. Nimet yegen de bu, İbn-i Teymiye'nin bize vergen nasihati cevabı. Nimet yegen de haddine aşık etsin. Çok boralıyor. Körmeyenler. Bu hakikaten körmeyenler. Eğer Allah'ı tanıp, Allah'ın nimetlerini burnuna körgenler, az güne çakas köprü yaparsa bunun haddini aşması iyi gerekir. Allah'ın fazlalarını iki akıl işleyik. Yani tersel işleyik. Haddini buzuşleyik. Riyo. Ve taassub lil batil. Bana şurası yok şu oldu dedi. Kattalar yani. Eğer bunu bulmasan kılırken bazı hata çançılarımız olsa, kitab-ı sünneti erkenliğinden olsa, Muhammed'e not olurken deyken de turuvamı eyleyin. Atababamın şuna isteyken de. Atababamızın sizle bizi yaşayan adam boyan. Ulan yedi yedin, yedi boyan, yedin, sizi boyan, bulmasan, egen, bulup digen, hucca delil getirgenle keyin, taassub kılması gerek. Müşriyle ne degen? Biz atababamızı bana şuna sınırsa tapkanmış, bizden şu işte maklamış. Atababalara ilimden bir hava, körken sahabı gelmezse ki. Bu mümkün meseken, manası sünnette ya ki ayette yok iken dese, uşak duramaması gerek. Atanaki akıb oluştuk, bu yan Allah'ın suratı susak yetirken nasıl var? Cibril Aleyhisselam, Peygamber Aleyhisselam gelip, hani şu meşhur hadiste savaş cevabı gelince, kıyamatta alamaklardan eki verin deyince, Peygamberimiz de dedi ki, en kalilel amatu rabbeteha. Ayol, özünü koca önüne tuvaladı dedi. Kanakla. Fazlantılar, ota anası bile, kuzlu muamirasını kuladığım bu kadar. Ben kimliyim ben buna kasını? Ben bana kasını haberiyle. Ben ilanliyim ben buna kasını? Ben polansını haberiyle. Vaktiz lafına cenab-ı zulmüne rahmet demedim Allah. Ota yine ne oldu da? Harlı kanatını taktırgın. Ve paraladık o, mene yaşlılığında kendi ihtiyat kılıp çatta kıyan olsa, kımaya kıyan olsa, cenab-ı rahim kıyın bir iş veremez mi? Yoksa, hayırlar da, kim içimizde otosu bitti, çıkarıp bir de gel paytanmayın. Şu ahbol işi yöneticilerden bitti. İbn Abbas ayırdı. Otomaki ahbol işini de gelir, büyürüken de hadır bakır bacarmasın ahbol olsan, sonraken de hadır bakır vermesin ahbol olsan, ihtiyacı çıkken de hadır bakır yoldan vermesin ahbol olsan. Bizi haklarda seni ahbolden bir işe yedir ahbol işin. Yani üç fazla bir iki olmasa hal yok edeceğim bu da dünyada. Hap ona. Çünkü her kasi günahı Allah cezasını ahirat yazarken, deken bitti günah varken, dünyada uzun vererken. Bu atanasıyla ahbol işlik. Yedin muallim işlik. Bu yan doğdak ilerdi. Tablardan diktatı. Bari ihsanlar hadi şöp yapırken. Atası öldü, bakı uçup kaldı, tahırlardan tül hatun kaldı. Bunu ihsan kılışken hali yok. Bunun gibi dostlar değil, artık değil. Cuma boyunca geçen artık doğramız yine, köpçülü geçti. Kıyın kıyın kısa yürüyoruz, bir insanın satırı ihsan kıldırar, esliyiler, mahallenin esliyiler. Ki mahallenin çatıları, mahallenin kem bakarları, köprak, kem bakarları kere bir yaşı bulasınlar. En yaman dastırhan dedi Peygamberimiz. Kem bakarları kalıp, boyla çakırken dastırhan dedi. Neme yiyorsunuz o şey kere, bakın için, neme yiyorsunuz? Neme ne alçık götür suyada. Ağzına gelen dünya, masasını, dozak dozge halatı olasın. Riba. Ancak bu adamdan şu kadar sağlığa iştikal yaptık. Sağlığımız fazlaka da verir. Atı bana ekşi yaptı. Sonraki pulver adı yaptı.
Yapısı ona ne? Sonra ayet koyuyla ilgili. Kişi haram amelleri tersemesinden sonra kıyam tavar amalı burada kabul olmuyor. Çünkü Peygamberimiz mâ nâhayt okum anı kufaşmen yedi o da gen. Nemeden kaytargen bakan fiiliyle. Nemege büyürgen bakan takatıyla kötargen çakılıyla bir yaptı. Haram işten fiil işlik birincisine bakarsınız. Demek insan sorluğunu, araç saçlığını, günah işini taşımasından sonra ibadet parlaması kabul olmuyor. Bu ayetinden dozaklı kişilerini tutarlar. Bana ötken sefer yarımada kaldırıp o yanını Cibril Aleyhisselam sayılması sallallahu diye al geçirdi ve dozaklı eşilerini tutarlar belki de. Dozaklı yetki eşiği var. Sıra ikincisini takip edecek. Pastan boşlar bazava çıktı bir yer. En pastaki birinci eşiği de münafıklı, kafırlar, dastavanı egelerini kafırları ve Firavun hanıdanı buladı. En pasıda. Bu cihazlarını kentabal yapıldı. Bunun ismi Havya deyildi. İkinci eşi onun üstteki eşi. Bu müşriyelerde eşi diye. Cahin buladı ismi. Üçüncü eşi diye. Tabi onların eşi diye. Yıldızca sığınabiliyanlar diye. Yıldızca kadar savaşı beri yaptı mı? Ette gemen akımayana kadar küsür tızlı baş arası yaptı mı? Hakkıda bu küsür. Bu şirk. Bu cehennemdeki. Üçüncü eşi de Egel aranı analı. Bari bu şartan bunu ayırtta bir kar koyuyor. Şimdi ne? Buna deyken. Buralara kelecelerin o buluşuğunu yıldızla bundan kaptar ağayın bulunuyor. Hatta Cibril Aleyhisselam bulunuyor. Peygamberlerin bulunuyor. Allah bulunma gelmesi. Bazı alamaklar. Onun ismi Sakar buladı. Kengeşigi. İblis onun yerleşkenlerle buladı. Laza buladı. Kengeşigi. Yahudiler de eşigi buladı. Hutam eşigi buladı. Altıncısı Nasraniler eşigi buladı. Bu sayıl buladı. Sonra yetinci işi yakıtı yapırmadı. Şimdi Peygamberimiz de icabına ayır. Yetinci işi de yapırmadı. Ya Resulallah neden sonra neden bunu diyordu? Yok aykasızdır. Yetinci işi sizi ümmetinizden günah kabiri kıyanlar bir işidir. Şimdi Peygamber sana küçüden kesti. Ve özür kegelini attı ki Cibril yeni ümmetinden hala dozu kaçıyor mu dedi. Ha günah kabirini kılıp tövbe kılmasına ütüksüzlenmeli dedi. Çünkü Peygamberimiz bu nasıl havalı geçkenden ki adamlarla yaklaşım yapıyordu. Mescidi aradı, namaz okudu, çıkıp git aradı, yığladı. Başka, hiç kim bilen yaklaşmazdı, başka çıkartı, hiç tıkınmazdı. Bu ekenle. Abu Bakir geldi Peygamberimiz'e oluyor, ruhsat sonra. Cevap olmadı. Hazreti Ömer geldi, Kirgizilmedi. Salman-ı Farsi geldi, ruhsat verilmedi. Fatih İmanımız geldi. Peygamberimiz'in izin verdi. Kirdi Peygamberimiz'in yüzleri bir kuruşup etken, göçleri bir hasar etken, renkleri özgürlüğüne halde gördü de Ya Resulallah, ne mesabattan geri yaptın içeri kattın? Çünkü Peygamber Aleyhisselam, benim ümmetimden bir taifatı cehennem geçirerken, bana şurada haberini içkenden beri yığladım dedi. O zat cennet ilgi anıladı. O kişi özü için yığlama yaptı. Biz bilen biz için yığla yaptı. Lakin biz zor külü tatırken hayatta. Resulallah Aleyhisselam sahabalarında bir taifatı oturup, külü ekranı gibi köyde de, eğer silah dedi. Neyin bilgenle sana bilgen ileride de, Kamrağ külüp, köprağ yığlayan bunlar. Köp külgü kalpli külü öldürer. İnşallah bu dolduğun bir dağıt bunlar. Köp külgü insanda kalbini öldürer. Peygamber Aleyhisselam, hani şu uzun ümmetinden bugün asi taifanın dozakta kendi kirişidini kadaratı verdi. Cibril Aleyhisselam'la işte. Ularını karıştılar, kutge harap hayda boradı. Yüzleri karaymıydı başı kanlı oluyorsa. Ularının gözleri köker miydi başka kanlar görüşer? Ağızlarına muhur olur muydu? Ve şeytanlar buna birle bayan mıydı başkalar görüşer? Üstlerine zancak olur muydu? Şunu da hayda varlardı. Taşlardan, taallardan taşlar varlardı. Şimdi cehennem korusu muayif karıştığını aldığı bu ümmet-i Muhammed yakalapken ingende şimdi sürerken muayif karıştı. Bu kanakar bakbaklar bunlar. Başkalar görüşer, rengi karaymattı, yüzleri karaymattı. Közleri kökermezdi, şeytanlarla bayılmazdı bile. Ağızları gibi muhurulup üstüye zancır koymazdı. Kim bu degende? Bu kişiler, Araşı Ümmet-i Muhammed'e asi koyan taifi, Malik barıştasını, haybatını körgende, Peygamber Aleyhisselam'da ismini etten çıkıp olardı. Biz diyecekken, biz işimizde Kur'an şükremedi. Biz Ramazan'da bazı şükremlerdenimiz dese, bazılar bu Ümmet-i Muhammed'e bu. Degende Peygamberimiz'e ağzını işte zat dişerken. Biz ümmet-i Muhammed'imiz gereken.
Şimdi Mali Karış'ta ahir sularga Kur'an çıkanıdır, Kur'an'da günahlardır, kımasıya edilmeyenidir, meneşe çünkü keleşliğiyle haber verilgenidir, tiyinmeyenidir. Ular yığılar iken, cehennem çekerliği yaparganda, ularca karıştalarga sürüyler derken. Şimdi ana şu ümmeti Muhammed'den asip olgen taifa, Mali Karış'ta da azgen yığılar olaylı özümüzü giderken. Özümüzde halimiz gibi yığılar olaylı. Ruhsat verilgende yığılaşar iken. Köz yaşları tübüyende kan yığılar. Şimdi Mali Karış'ta da iken, şu yığılar dünyada bu yana ne kadar çıralı yığıp olaylı. Lakin külü çıralı kursan yürüttü. Ettege nâhsı kımmatlaşı gibi bizi kaybettir yaptı. Benzin monça tümge bararken de sıkıl yaptı. Bu monça bararken, şeker monça bararken de sıkıl yaptı ki ettege Allah'ın parasını aldı, kürşeyi hakkı doğru hiç kim yığılamayaptı, hiç kim sıkılmayaptı. Hatırcan da bu masada. Ve halen ki rızkın hakkı da hatırcan da o beni zınlamca demeyen mi de Allah? Rızkını gamını kılma, o halakta gamını kıldırsa biz anahtı olamayız. Kur'an kılardı, kaytarma gelmedi. أَلَمْ أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ يَا بَنِي آدَمَ أَلَّا تَعْبُدُوا الشَّيْطَانَ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ odam bolalari, men sizlarga ahdlashmaganmizmi? Shaytonga ibodat qilinglar. Menga ibodat qilinglar, u sizlarga ochiq dushman demaganmidim? Birodarlar, eshitmayapsizmi? Benamozlik katta gunohligini. Eshitmayapsizmi? Qiz kelinlarimizni ishtonsiz xotirgacha chiqishlik, siz bilan bizni dalil qo'yishingizga sababligini. Eshitmayapsizmi? Taroz bo'lishi mumkin emasligini. Eşmeyapsız mı? Ahara takılarınızın işgeleriyle. Yığla yaptı bunlar. Yığla yaptı. Çünkü bunlar dünyadan ama koyuyor. Mezak alıp külü oyuyor. Hadiste gelirdi, hadis kurusuyla. Biz bir de bende geliriz Allah'ta Allah. İki de hatırcan bir yer vermeyim ben. İki de korku diyen vermeyim ben. Dünyada benimle hatırcan mı yani? Ahirette korkadı. Dünyada benimle korku yaşayan ben ahirette hatırcan bulur. Dünyada kök gülgen var, ahirette kök yığlayın. Ana şu yığını hazır yığla alıyoruz. Günahımızdan korktu bir yığlayız. Ana şu azaltı olaylıkları gram kılıyoruz. Rızk hakkı da olmayalıyız, buralarlar. Ne ölüp etkenmezsen, balaca kan kıylanmasın diye. Siz ölüp etsin. Eğer kanınızı bakarken, siz barizden mi boş gerek? Ölüş gereği mi? Hasizden yaşlı etkiler. Sizi barizden göre, ölüp etkenmezsen, kendin balaca bırakacaksın. Rızkını kim verirsen? Bize tam da gram var, fakat o kadar gram yok. Büyürüladı, ularda ot yulaklığı gendi, ot ularda üç yaşlı başlığı gendi, hamması la ilahe illallah da var aracan. Şimdi ot kaytar artık. Mali getirirken, nime ki bulabı üçlemedin dedi, ha bu kelimeyi tutturup diyor bulan. Kana kılıp otuna üçleyemem. Ve gendi, arşının Rabbisi büyürüdü, şu kelimesi bana azabladılar. Dünyada özü de kelimeyi artık koyduğunu gibi bizde akbat mıydı, eğer bu kelimeyi takazası bulan, ömür geçirmez. La ilahe illallah da kutlara bağlı cennette cevap alırken de hatırlayacağım bu olmayı da çünkü şu kelime bilen azablaştığını biliyordu. Eğer kelimeyi açıp o işler cennet yaptı ülkesi, eğer Muhammed Aleyhisselam bir yaşlı yol körü koyan yanımızda olsa cennet yaptı ülkesi, Nasraniyelerin, Yahudilerin cennet çekilişleri. Çünkü onların Yahudiler Musa Aleyhisselam bir yaşlı yolladı, Nasraniyeler İsa Aleyhisselam. Lakin bunlar yaşlı yolu koyup, onları da kalırıp etken şeriatın yeri geçimine geldiği için de hemen düşerdi. Kut düşünüyor şekilde bizden. La ilahe illallah dese ki peygamberimiz erken de yaşamasak havuzluk altında bulasınlar hamile. Fakat Muhammed Aleyhisselam'ın ümmeti işleri kıyamet günüde. Bu toplum ümmeti bari içemem dese karışlara kaytar erken. Peygamberimiz bu benim ümmetim. Nemece kaytar yaşlar dese ya Resulallah siz bilmiyorsunuz bunlarda. Sizden ki bunlar güzel kıvmetten özgürtü varken özü hakla gelmek yaşayacağım. Şimdi peygamberimiz özü aykaracağım. Sürüyler bunu. Eğer bu kelimeyi ayıttık, şu kelimeyi takavrasına yaşamasak bu kelimeyi biraz katmıyoruz. Ot ulardı şuraydı. Ulan hem az olanı küldürdü, mali gibi yürürken, kalplarını küldürmedin, peşenelerin, yüzlerini küldürmedin. İhtimal sacda tıkanı da anlattı. İhtimal burası Ramazan'da, roza düşür, kankagandır, taşınabogandır kalpları. Ben şimdi iki de azaltım, başta hem azaltını küldürdü. Ulan da hala ağır olardı, cahilleri çor bulan, azabı kaptır bulardı. Şimdi Allah Azze ve Celle uzun hükümünü cahilleri boyandan ki, Cibril Aleyhisselam'a ümmet-i muhabbette asib olan usbatı, tarifası onunla buldu. Cibril Aleyhisselam boladı. Malik karıştırsa onu körüğünüzden turadı ve doza kapağı köterler. Cebrail Aleyhisselam'ın suratını körgen Muhammed Aleyhisselam'ın ümmetine asib olanlar bu azap karıştırmadan şirayla herhaptırır. Şimdi Malik karıştır. Bu kimdir sorarsa Muhammed Aleyhisselam'a vahiy atıyken karıştır. Muhammed Aleyhisselam'ın ismini eşken yine zatlı işareten.
Cebrail, halimiz harap, halimiz ağır, Muhammed Aleyhisselam'ın bizden salam getirdiğini diyor. Parvabiyadır bilgi çıkardı ve Cibril Aleyhisselam'la Allah'a sorarken ne oldu ulanın halı? Buraya nasıl soruştu mu? Ha, Muhammed Aleyhisselam diye salam açtığını boring ayken diyor. Peygamberimiz bu vakta 4000 eşiği altından bugün, ah gavhardan bugün, şahsızda oturduğun bunlar, cennette. Sonra Cibril Aleyhisselam, ana şu altı bugün ümmetlerden salam getirdiğini de arşını aldı gibi aradı Peygamberimiz. Altı gibi aradı. Ve peşinasını sacda koyup Allah'a hiç kimse hala etmeyen hamd-ı sanadı. Allah'a sanadı aytadı. Şimdi Allah'a sanadı derken, duruyorum bizden. Sorayın icabat buladı. Dua kılın icabat buladı. Şefaatın şefaatı kabul buladı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem her bir de peygamberde icabat buluşu ama bugün dünyada bizden duası buluyen. Hammasa şu dünyada işlet buluyen. Fakat neyin? Ahirat yapmayın. Kim öyle yapmayın? Biz Resulullah'da şu şefaatle layığımız mı? Biz tanıyınız mı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem? Biz ne kadar hafır ki inat seriyelerine ağır kesef kalın. Çünkü Resulullah'ı tanımayın. Kalbimiz boş. Olur bir şey yolunu ne bilendir? O şu şair etken de Resulullah vefat etti. Yine kendi musibet var. Bu varan ölüşü, malı dünyada geçişi, kefal boşu bir vaktin kenası var. Resulullah çıkarttı. Öyle demeyiz mi? Daha doğrusu kim çekti biz için? Vatanımız denem, anamız denem, mehriban boyu nezat çekti yok. Atamız, anamız öyleyken de özün eti verirdi. Resulullah kendine öyleyken, ümmetindeyim, şu zat, Allah da Allah'a parlak gör, ana şu cehenneme çıkmayan ümmetlerim. Kerede, kapağı açıladı, peygamberimiz burada çıkardı. Koraya gitken buladı, kül bak gitken buladı. Cennetteki hayat zariyatı bir madde yumgeni de 18 yaşlı, 17 yaşlı kızlar halatı yayınlar. 33 yaşlı yigitler halatı kirediyorlar. Ulanın yüzleri Badr keçesindeki solun ayı bey buladı. Ve peşinelere de cehennemiyle de yazı buladı bari. Şefaatına çıkan da degenler buladı. Kimler günah kabirelerde kılıp o bakımasını çıkartıyorlar. Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem dedi, şefaati li ahlil kebairi min ümmeti. Benim şefaatim ümmetimden günah kabirelerde kılıp geldi. Ette 3 gün durdu. Hala seyreden durdu, hala meseleden durdu. Müslüman adam ötmüşünü esrar kılıp olması gerek. Geleceği hakkında kaybolması gerek. Bugünkü günü buna yaşayış gerek. Çünkü bugünkü günü ahirki gündürse hemen hayat geçirir. Bugünkü günü. Beş mahal namazını açıp okuruyoruz. Benzinli şekerli işbirliği kısıtırmasıydı. Farzan zarifiye basıçı mamla kılardı. Bugünkü günü yaşayır oradalar. Etteki yoğun esrar halı. Yetersin onca halısı. Yetmişsin mi kıyama top getirdi mi? Vallahi hala. Bugün için buna yaşayış gerek. Peygamberimizde kaç salavat etsin? Kaç spor etsin? Bana şu, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in ümmetinden ahirgileri cennet geçirip o yanına keyin. Cennet falan dozak ortası da İmam Bukhari getirgen, İmam Müslim getirgen, Muttafakın aleyh hadiste. Cennet falan dozak ortası da ölüm bir koç karşı suratı da at gelin abi. Ölüm, tamamız at getirdik abi. Ölüm. Hamamızı kolaylıkla haradarımız bugün ölüm. Bir günde 5 mahazırda peşenemiz yakaladığında ölüm. Koçkar görmüştü akkenin adı da. Öyle cennet ile verirken. Tanıyatılar mı bunu? Ha tanışarak ya bu ölüm içerik. Hama patlık verirken de bunu. Bunu şerbatın içi görürken hama. Dozakladan sorarken. Tanıyatılar mı bunu? Ha bu ölüm verirken. Cennet dozak ortası da ölüm soyuklaşanlar değil. Ölüm özü ölürken. Şunda cennet ile harap. Ahlı cennet. Abadiyyat. Ölüm yok. Cehennem ahlı. Abadiyyat. Ölüm yok. Yani hiç kim cennetten çıkmıyordu. Hiç kim dozaktan çıkmıyordu. Rubbana yavadullezine kefarullahu kanu muslimin. Ana şu kunda Muhammed Aleyhisselam bir ümmet bulmayanlar, Müslüman bulmayanlar, kafirler, kanıydı bizler Müslüman bu yanımızda. Çıkıp et falan diyor. Düşlerinden de ağzı kıpalışlar. Hala o yanımız yok. Hani günah kebirlerden tavla kılıçlıkça ıslattı bal verip o yanımız yok. Allah da Allah özü tavfik versin. Zira eğer özü Allah tavfik vermediyen olsa buradan bir günah kebirlerden kimseyi bir genetip olmayacak. İnşallah şeyin gidersiniz. Cennet ahli cennetli sıfatlarla ilgilenen nimetler hakkında olur. İnşallah. Subhane Rabbike Rabbil İzzetel Mursilin ve Selamun Aleyhi ve Mussalim ve Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi ve salatu ve selamu ala Resulillah. Allahümme tekabbel minna inneke entes semi'ul alim.
اللهم اهدنا الصراط المستقيم ربنا عليك توكلنا واليك انبنا واليك المصير ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب صلى الله تعالى على خير خلق محمد وعلى اله وصحبه اجمعين